Şimdi bu zamanda da özellikle ve özellikle ehli imanın en büyük derdi, en büyük sıkıntısı, en dehşetli çilesi aile. Yuvalar çatır çatır yıkılıyor, çoluk çocuk ortada kalıyor. Ve aile dediğimiz bağ çözüldüğü zaman toplum da yıkılıyor, ahlak yıkılıyor, sokaklar günahlarla dolup taşıyor. Adeta bütün toplumun, insanlığın adeta düğümü aileymiş. O yüzden mesela insanlığın faziletine, sadakatine, İslamiyete düşman olanlar doğrudan doğruya aileyi hedef almışlar. Böyle dehşetli bir zamanda, böyle fırtınalı bir asırda nasıl bir yuva tesis etmek lazım ki yıkılmasın? Yuvamızı yıkılmaktan nasıl kurtarırız? Şimdi hani Kur'an bütün asırlara hitap eden bir hutbe-i ezeliye. Bütün zamanların ihtiyacı olan hakikatler Kur'an'da var. Her derdin dermanını Cenab-ı Hak Kur'an'ıyla her zamana göndermiş. Şimdi bu zamanda da özellikle ve özellikle ehli imanın en büyük derdi, en büyük sıkıntısı, en dehşetli çilesi aile. Yuvalar çatır çatır yıkılıyor. Çocuklar, çoluk çocuk ortada kalıyor. Ve aile dediğimiz bağ çözüldüğü zaman toplum da yıkılıyor. Ahlak yıkılıyor. Sokaklar günahlarla dolup taşıyor. Adeta bütün toplumun, insanlığın adeta düğümü aileymiş. O yüzden mesela insanlığın faziletine, sadakatine, İslamiyete düşman olanlar doğrudan doğruya aileyi hedef almışlar. Her vesileyle aileye hücum ediyorlar. O yuvayı yıkmak için her türlü müfsit aletlerle aileyi yıkmak için üst üste her türlü yolu deneyip Allah muhafaza taarruz ediyorlar. Şimdi böyle dehşetli bir zamanda, böyle fırtınalı bir asırda nasıl bir yuva tesis etmek lazım ki yıkılmasın? Yuvamızı yıkılmaktan nasıl kurtarırız? Çünkü rüzgarın önünde sürüklenen böyle eşyalar gibi herkes sürükleniyor ahir zamandaki rüzgarın önünde. Çatır çatır yuvalar yıkılıyor, perişan oluyor aileler. Çoluk çocuk sefahate, kadın günaha, erkek günaha, her tarafta adeta günahlara giden kapıları açan dehşetli bir oyun aile yuvalarının yıkılması, Allah muhafaza. Bunun da muhafazasının yolu nedir? Yıkılmaz bir yuva nasıl tesis edilir? Yuvamız yıkılmaktan nasıl kurtulur? Acaba bu ailedeki bağların koparılmayacak seviyeye gelmesi neyle mümkün? Nasıl bir bağ kuralım ki aile fertleri arasında hiçbir şartta yıkılmasın, fırtınalar kopsa sarsılmasın, dışarıda adeta böyle en şiddetli, en dehşetli fırtınalar esse yuvamızın içine girmesin, ilişmesin, bu yuvamız yıkılmaktan kurtulsun. Çünkü malum kişinin diyor ahir zamanda özellikle hususi bir cenneti kendi hanesidir diyor. Şimdi insan lezzete müpteladır. Sığınacak bir cennet, sığınacak bir tahassüngah, sığınak arar. Eğer onun helal dairedeki sığınağı olan yuvasının tadı kaçtıysa bu sefer nereye sığınacak? Şeytanın gösterdiği sığınaklara sığınacak. Şeytanın peşinden Allah muhafaza yuvalar dağılacak. İnsanlar harama, günaha dolu dizgin gidecek ve biz buna engel olamayacağız. Çünkü ne yaptı? Bizi birbirimize bağlayan bağlar ne yaptı? Kopuverdi. Hani böyle tesbihin imamesi kopunca, ipi kopunca ne olur? Boncukların hepsi darmadağın dağılır gider ya. Şimdi şu mana, şu hakikat okuyacağımız ders tesbihin tanelerini tutan ipler gibi bizi ne yapıyor? Birbirimizle bağlıyor. Yıkılmaz yuvalar tesis ediyor. Bu bağ koptuğu zaman hepsi dağılıp gidiyor. Şimdi bu bağ nasıl tesis edilir? Kopmaz bir bağ nasıl kurulur? Bizim şu ahir zamanda yuvamız yıkılmaktan nasıl kurtulur? Bununla alakalı çok muazzam bir hakikat bu. Rabbim anlamayı, idrak etmeyi nasip etsin inşallah. Dördüncü delil, nevi beşerin hayatı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevi saadet için bir cennet, bir melce, bir sığınak, bir tahassüngah ise aile hayatıdır. Sosyal hayatın zembereğiymiş. Zemberek demek saatlerin içinde böyle eskiden kurarlardı zembereği. Adeta saatin motoru hükmünde. Bütün saatin hareketleri onun hareketine bağlıdır. Şimdi toplumun bütün hareketlerinin temelinde ne var? Toplumun bütün hareketlerinin temelinde aile var. Şimdi aile demek fabrika demek. Fabrika bozuksa oradan çıkan mamul de bozuk çıkar
ve piyasa ne olur? Her taraf bozulur. En başta, çünkü insan ailede yetişiyor. İlk önce aileyi görüyor. O ailedeki sistem bozulduysa artık o aileler bozuk insanlar yetiştiriyor. Toplum bozuluyor. Ne bozuluyor? Ahlak bozuluyor, ekonomi bozuluyor. Her şey adeta peş peşe yıkılıp gidiyor. Demek ki bütün sistemlerin merkezinde ne var? Aile var. Aile yıkıldığı zaman hepsi ona dayandığı için, şimdi şöyle düşün, 10 tane direğin hepsi şu direğe dayanıyor. Bu direk yıkılınca ne olur? Hepsi birden gür üst üste yıkılır gider. İşte o direğin adı aileymiş. O direk aile hayatı. Ve Bediüzzaman Hazretleri bir zaman diyor ki, ben diyor bir gün baktım aile yuvasını yıkmak için kadınlar taifesini hedef almışlar. Onları baştan çıkararak, onları isyana, itiraza teşvik ederek yuvaları yıkmaya çalışıyorlar. Bu masum insanları, bu masum kadınları yoldan çıkarmaya çalışan taifeleri, kafileleri Allah diyor kahretsin diye dua, beddua ettim diyor. Yani çünkü doğrudan doğruya nereye hedef almış? Meselenin kalbini hedef almış. Orayı vurduğu zaman zaten daha hiçbir şey yapmasına gerek yok. Toplumun bütün kesimleri silsile halinde peş peşe bozulup gidecek. Çünkü bozuk fabrikadan ne yapmaz? Sağlam mamül çıkmaz, çıkmıyor. Ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise samimi ve ciddi ve vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet ile olabilir. Şimdi ailenin saadeti neyle mümkün? Küçükler büyüklere ne yapacak? Samimi, ciddi, vefadarane hürmet edecek karı kocaya. Şimdi büyükler de küçüklere ne yapacak? Hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet. İki taraflı, adeta böyle zincirin iki halkası gibi birbirine geçmiş, kopmaz bir zincir. Vefadarane hürmet, büyüklerden de küçüklere ne var? Fedakarane şefkat ve merhamet. Tam manasıyla karı koca arasında da birbirine hürmet ve merhamet. İki bağ, birbirine sarmaş dolaş, bağlanmış, asla yıkılmaz bir bağ ile ailenin tesis edilmiş hali bu kadar hücumlara, bu dehşetli rahnelere, tuzaklara ancak dayanabilir. O da neyle? Tamam da hürmet ve merhamet. Bu durduk yere olmuyor ki ya. Hadi birbirinize hürmet edin, merhamet edin, şefkat edin, adalet edin. Neden ama? Şimdi bir şeyin sebebi ne kadar kuvvetliyse neticesi de o kadar kuvvetli olur. Şimdi birbirine hürmet etmeyi gerektiren sebep ne kadar büyükse, niçin hürmet ediyor? Öyle diyor, bu hanımım diyor, Cenab-ı Hakk'ın bana emanetidir. Allah'a olan saygın, hürmetin, değil mi? Allah'a verdiğin kıymet ve değer, onun emanetini senin gözünde birden zirveye çıkaracak kadar değerlendiriyor, kıymetlendiriyor. Mümkün değil, ne yapamazsın, değil mi? Onun emanetine ihanet edemezsin. Ama eğer arada Allah için bir muhabbet yoksa, Allah için bir hürmet ve merhamet yoksa, o zaman ne oldu? Onun için. Onun neyi için? Güzelliği için, suratı sıfatı için. O da sadece güzellik zamanına mahsus. Güzellik kaybolunca, ihtiyarlayıp gidince sermayeyi kaybetti. Geriye sevilecek bir tarafı kalmadı. Ne oldu? Yuvalar dağıldı. İhtiyarlamaktan korkan, güzelliğini kaybetmekten tir tir titreyen insanlar. Durmadan değil mi ne yapacak? Boyanacak, cilalanacak, makyajlar, şunlar bunlar. Aman halbuki yıkılıp gidiyor beden. O güzellik kaybolup gidiyor bak. Sevmenin sebebi güzellik olsa, değil mi? Kaporta olsa, o zaman geriye sadece gençlik ve güzellik zamanına mahsus bir muhabbet kalıyor ki o da ondan daha güzelini bulduğu zaman onun değeri ne oluyor? Kayboluyor. Niye? Ölçüsü o. Nefsi için yaşıyor. Benim için diyor değeri güzelliği. Öyleyse daha güzelini bulduysa o daha değerli. Bu da ne yaptı? Ekonomik değerini kaybetti. Artık yuvalar çözülmeye başladı. Parası puluysa, zenginliğiyse bir gün imtihan oluyorlar, değil mi? Bir gün ateş bacayı sarıyor, bir gün bir bakıyorsunuz, değil mi? Ekonomik durum değişiyor, bozuluyor, her şey yıkılıp gidiyor. Ben diyor seninle hayatımı mahvedemem diyor. Benim bir hayatım var, onu da senin peşinde, senin arkanda sıkıntılarla, meşakkatlerle, şununla bununla geçiremem deyip, değil mi? Ne yapıyor? Boşanıyorlar, ayrılıyorlar, yuvalar yıkılıp gidiyor. Dünyevi muhabbetler, dünya için olan muhabbetler. Hedefte dünya var, dünyalık niyetlerle bir araya geliniyor. Hedefteki dünyalıklara ulaşılamayınca bu sefer yıkılıp gidiyor. Çok sebepler var ama yıkılmaz bir yuvanın tesisi ancak ve ancak Allah için bir araya gelinen ve ahirette ebedi bir beraberliğin
planlandığı, tesis edildiği ve sonsuz bir beraberlik için dünyadaki haramlardan, günahlardan birbirini muhafaza etmek için kurulan bir yuva. Şimdi bu mana olmayınca ne oluyor? Top atılmış gibi yuvalar darmadağın. Perişan. Nedir? Ceviz kabuğunu doldurmayacak meseleler. Niye herkes koltuk takımını değiştirdi de biz değiştiremedik? Niye falancalar şu makineyi aldı biz alamadık? Değil mi? Ben böyle standartlarda yaşayacak birisi miyim? Hani beni krallar gibi yaşatacaktın? Bir sürü hikayeler, bir sürü masallar, dünyalık hedefler ve böyle pamuk ipliğiyle bağlı yuvalar hemen ilk rüzgarda savrulup gidiyor. Öylece bakın. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise samimi ve ciddi ve vefadarane hürmet. Düşse, kalksa, hastalansa vefadarane. Bir polis memurunu ziyarete gittik teleferik taraflarında. Hanımıyla evlenmişler. Düğünden bir hafta sonra hanımı felç geçirmiş. Tam 20 yıl geçti hocam diyor. 20 yıldır başımın tacı diyor. Evde ben diyor ona bakıyorum diyor. 20 yıldır hizmet ediyor bana diyor. Allah diyor bana cennet vesilesi olarak verdi bunu diyor. Anladım ki diyor bana Cenab-ı Hak cennetin kapısını araladı. Sen vefadarane burada dur. Düşünsene ya. Diyemez mi yani artık ben gencim değil mi? Ve bir hayatım var. Seninle hayatımı karartamam ben. Boşayıp ayrılabilir. Ama yok. Yatalak hanımına 20 yıldır bakıyor ya. Gözlerimiz doldu ya. Şimdi o vefalı manzara karşısında Bediüzzaman Hazretleri diyor ki melekler bile hayran oluyorlar. Melekleri bile hayran bırakan bir manzara ya. Şimdi nedir bu? Başka Allah muhabbetinden başka, ahiret ümidinden başka, Allah için bir araya gelmek, Allah için birbirini sevmekten başka hangi sebep bu manzarayı netice verebilir ya? Neden dolayı yapar ki insan bunu? Yapabilir. Vefa böyle bir şey. Niye? Madem ki Allah'ın bana emaneti öyleyse ben Allah'a verdiğim değeri, Allah'a olan saygımı, sevgimi onun emanetine sahip çıkarak, vefa göstererek ortaya koyacağım. Ta ki Rabbimi razı edip, değil mi? Onun rızasını kazanacağım diye bu yola çıkmış ya. Kolay değil ha. Anlatması kolay da yaşaması zor. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise samimi ve ciddi ve vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet ile olabilir. İki tarafın birbirine hürmet ve merhamet denilen iki kilitle kilitlenmiş olması. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hanımı ona soruyor, beni diyor ne kadar seviyorsun deyince diyor ki ilk günkü gibi, hatta kullandığı bir tabir var, kördüğüm gibi diyor. Kördüğüm demek yani artık açılması mümkün olmayan bir düğüm atmış. Nedir o düğümün adı? Allah için. Dünyalık yuvalar, dünyalık düğümler çözülünce ne yapıyor? Darmadağın olup gidiyor. Niye? Çünkü nefsani arzular bir araya gelmeye vesile oldu. İnsan kendi vicdanından biliyor. Ha, ama Allah için, onun dinini ikame etmek için, onun dinine, davasına nesiller yetiştirmek için, kendini haramdan, günahtan muhafaza etmek için. Ama tabii bu niyet şöyle. Adam diyor ki mesela ben kendimi haramdan, günahtan muhafaza etmek için diyor, bir evlilik düşünüyorum diyor. Ama o evlilik esnasında harama günaha giriyor. Bakıyorsun bir düğün tertip etmiş. Her türlü günahın işlendiği bir düğün. Temel böyle atıldı. Bu bina nasıl çıkacak? Ya bugünlük bir günlük böyle oldu da artık zaten temel bir günde atılıyor. Ondan sonra artık temelin üstüne, temelin dışında bir bina çıkamazsın. Ya bir seferlik böyle ya. Ne yapalım canım hani bugünlük böyle oldu. Olmuyor işte öyle. Temel nasıl atıldıysa ondan sonra artık ona göre gidiyor o iş. Niye? Çünkü bizim niyetimiz gerçekten Allah'ı razı etmek mi? Yoksa dostlar alışverişte görsün mü? Gerçekten Allah'ı razı etmekse o esnada da evlilik öncesinde de Allah'ın razı olmadığı her halden kendimizi muhafaza etmek. Çünkü ben onun rızasını kazanacağım diye Allah'ın rızasını kaybettikten sonra neye yarar? Onun da kalbi Cenab-ı Hakk'ın elinde değil mi? Cenab-ı Hakk'ın rızasını kaybedince zannetme ki Allah sana onun rızasını nasip edecek. Çünkü kalpler onun elinde. O yuvadaki kalpleri ne yapar? Birbirinden koparıverir. Niye? Çünkü onun muhabbeti Allah'ın muhabbetinin önüne geçti. Allah da seni sevdiği için seni başkasına yar etmez. Ya Rabbi beni bırak ben ona yar olacağım desen, seni seviyorsa seni başkasına yar etmez. Kendi muhabbetiyle beraber başka muhabbetin senin kalbine girmesine müsaade etmez. Sevmeyecek miyiz? Seveceğiz ya. Ama Allah için. Allah için seven Allah'ın rızası dışında bir çizgiye ne yapmaz? Tevessül etmez. Ya Rabbi senin için ama senin razı olmadığın der, senin razı olmadığın haller, senin razı olmadığın bir sürü hikayeler.
Ha. Demek Allah için olmaz o. Böyle bir gayrimeşru bir yoldan meşru hedefe gidilmez diyor. Yani hedef, niyet sağlam, öyleyse yol da sağlam olacak. Usul de sağlam olacak. O hedefe, Allah rızası için gidilen hedefe, Allah'ın rızasını kaybetmeden gidilecek. Yoksa hedefe giden her yol mübahtır. Şu andaki kendini ehli iman zanneden insanların düsturu haline gelmiş ya. Adam şimdi zekat verecek, zekat vereceği malı haramdan kazansa, değil mi? Ne oldu? Ne zekatı ya? Hepsi birden kökten gitti, yıkıldı gitti ya. Gayrimeşru bir yoldan meşru hedefe gidilmez. Düstur bu. Öyleyse bizim niyetimiz yolumuzdur, usulümüzdür, tarzımızdır. Ama benim niyetim sağlam. Niyetinin sağlam olduğunun alameti ancak senin izlediğin, takip ettiğin yoldan bilinir. Oradan anlaşılır. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise nasıl olacak? Hani dedik ki ya, yuvanın yıkılmaması için taraflar arasında hakiki bir hürmet ve samimi bir merhamet olacak. Ama nasıl olacak? Bunu nasıl tesis edeceğiz? Neyleymiş biliyor musunuz? Ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat ve sermedi bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve huzursuz bir hayatta birbiriyle pederane, ferzendane, kardeşane, arkadaşane münasebetlerin bulunmak fikriyle ve akidesiyle olabilir. Şimdi insandaki duyguların boyutları insanların beraberlik zamanlarıyla doğru orantılıymış. Mesela diyelim ki otobüse bindiniz, 10 dakika sonra ineceksiniz. Yanınızdakiyle muhabbet kurmak bile ihtiyaç hissetmiyorsunuz değil mi? 10 dakika sonra ineceksiniz çünkü. Selam kelam bitti. Ama 10 saatlik bir yolculuğa çıktıysanız onunla muhabbet kuruyorsunuz. Hatta bazen ömür boyu devam eden dostluklar bile kurulabiliyor. Çünkü siz 10 saatlik bir yolculuğa çıktığınız için 10 saatlik bir beraberliğin hesabını yapıp ona göre duygularınızı ne yapıyorsunuz? Şiddetlendiriyorsunuz. Bir asker arkadaşı, adam değil mi, ne yapıyor? Acaba ilk önce kiminle tanışacağım? Askerlik boyunca kiminle beraber olacağım? Ömür boyu devam eden bir arkadaşlık oluyor. Şimdi bakın, çok önemli burası. Şimdi ahirette dünyalık 3 günlük bir beraberlik var. Sonra şimdi geçen de birisi böyle bir evlilik şeyinde, arefesinde böyle bir muhabbet oldu. Dedim neye göre karar verdin? Hani nereden, nasıl oldu bu iş? Abi böyle denk geldi falan dedi. Dedim ölçü nedir yani? Hani bir, öyle denk geldi olmaz. Öyle ya, pazardan domates patates almıyorum. Öyle denk geldi diye bir şey yok. Ölçü olması lazım, elinde bir ölçü olması lazım ki bu ölçü ne olacak? Değil mi? Benim ebedi hayatımı kurtaracak, beni günahtan muhafaza edecek, beni davamdan alıkoymayacak. Öyle ya, bizim standardımız bu olması lazım. Beni günahlara, seyyiata, sefahate sevk etmeyecek. Ondan sonra, ya abi dedi, bakalım bir deneyelim dedi. Dedim ya neyi deniyorsun? Ayakkabı değil mi? Deneyelim bakalım, dar gelirse değiştiririz. Bilmem, trend yoldan aldık 15 gün sonra. 15 gün kullan, sonra değiştirme hakkın var falan. Böyle bir şey yok. Bu insanların istikbaliyle oynamaktır. Sen dedim neyin peşindesin, ne yapmaya çalışıyorsun? Ha, demek ki aslında nedir? Bir insanın hayatındaki en büyük tercihlerden bir tanesi bu. Çünkü sadece dünyevi istikbalini değil, ebedi hayatını da ilgilendiren bir tercih yani. Niyet çok önemli. Niyet gönül eğlendirmekse, niyet nefsani, şehvani, geçici arzularını tatmin etmekse zaten dünyanı da başına yıkar, ahiretini de senin başına yıkar. Çünkü senin niyetin baştan fesat. Ne demek deneyelim ya? Ne yapıyoruz yani? Ha, demek yani attığımız adımı 40 kere düşünerek atacağız. Ta ki bizim dünyamızı ve ahiretimizi karartmasın, ebedi hayatımızı mahvetmesin. Bir de biz ebedi ahirette sonsuz beraberlik için bir araya geldiysek, o sonsuz beraberliğin muhabbeti de nasıl oluyor? Sonsuz oluyor ya. Ona ne yapıyor bu sefer? Daha çok sabrediyor. Sonsuz ebedi beraberliğin muhabbeti de aradaki bağda kopmaz bir bağ oluyor. Sonsuz bir muhabbet oluyor. Mesela der, bu haremim ebedi bir alemde, ebedi bir hayatta daimi bir refikaya hayatımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuşsa da zarar yok. Çünkü ebedi bir güzelliği var gelecek. Ve böyle daimi arkadaşlığın hatırı için, ebedi beraberlik için, hani ne diyor, devamlı aydınlık için bir dakika karanlık diyorlar ya. Hani meşakkat da olsa, sıkıntı da olsa, musibet de olsa oluyor ya mesela. Dünyanın bin bir hali var, sakatlık oluyor değil mi? Ne yapıyor? İhtiyarlıyor, çirkinleşiyor. Her türlü şartlar var. Bütün değişen şartlara karşı değişmeyen bir duruş. Neyle mümkün? Dünyanın hatırı için katlanılır mı? Adam ne diyor? Benim bir dünyam var diyor. Seninle o dünyamı karartamam diyor. Mahvedemem.
Ancak ebedi bir beraberliğin hatırına bu dünyadaki geçici fani dünyanın sıkıntılarına tahammül edilir. Ahiret endişesi, ebedi saadette sonsuz beraberlik ümidi, böyle bir gaye, böyle bir hedef yoksa adam şimdi zaten bir dünyası var. Onu da niye kararsın? Niye mahvetsin? Kimin hatırı için dünya, bir insan kendi dünyasından vazgeçer ya? Ve böyle daimi arkadaşlığın hatırı için her bir fedakarlığı ve merhameti yaparım diyerek o ihtiyare karısına güzel bir huri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa kısacık bir iki saat suri bir refakatten sonra ebedi bir firak ve müfarekata uğrayan arkadaşlık elbette gayet suri, yapmacık, geçici ve muvakkat ve esassız ve hayvan gibi bir rikkat-i cinsiye manasında bir mecazi merhamet ve suni bir hürmet verebilir. Tamamen yapıcı, canım, şekerim, cicim falan hep boş muhabbetler. Arkasından son kullanma tarihi geçti, atıver sokağa gitsin. Niye? Çünkü tamamen nefsani, hayvani, şehvani olarak olaya bakınca artık ekonomik değerini yitirdi. Öyle bakıyor. Ve aradaki bağlar çözülüveriyor. Ümitsizlik, çaresizlik, ortada kalmışlık, yalnızlık, yuvalar dağılmış. Her şey berbat oluyor ya. Ancak bak ahiret imanı dünyadaki yuvayı birbirine bağlayıp da yıkılmaz yuvalar tesis etmeye vesile oluyor. Ahiret imanını çeksen, şimdi hamurun içinde ne var? Maya var değil mi? Maya ne yapıyor? O un tanelerini birbirine yoğuruyor. Ondan tatlı bir ekmek çıkıyor. Ama mayayı alıversen ondan değil mi? Ne olur ya? Tadı tuzu kalır mı bu iş? Demek aileyi, yuvayı birbirine bağlayan maya neymiş? Ancak ahiret. Yoksa dünya için dünyanın meşakkatine, musibetine, belasına, sıkıntısına ne yapılmaz? Tahammül edilmez. Ancak ebedi bir ahiret için dünyanın bin bir çeşit belasına, sıkıntısına tahammül edilebilir. Ve hayvanatta olduğu gibi başka menfaatler ve sair galip hisler o hürmet ve merhameti mağlup edip o dünya cennetini cehenneme çevirir. Yuvada huzur kaçtı. O dünya cenneti insanların haramlardan, günahlardan, süfliyattan, dışarıdaki dalaletlerden sığınacağı, en güzel sığınağı olan o dünya cenneti yuvası cehenneme döndü. Artık aile fertlerinin ayakları o yuvaya doğru yürümek istemiyor. Adımlar varmıyor oraya doğru. Yürümek istemiyor. Ne oldu bu sefer? Cazibesini kaybetti. Yuva cazibesini kaybedince başka cazibeler seni ne yapar? Başka çekim kuvvetleri seni çeker, sürükler, götürür ve o yuva bin parça olur. Her biri başka bir vahşi hayvanın ağzına yem olur. Çünkü dışarıdaki insanlar neye göre bakıyor? Parasına göre, suratına göre, sıfatına göre bilmem. Çoluk çocuk hep beraber ya yıkılır gider Allah muhafaza. Hem dünyası hasiret, dünya ve ahiret diyor. Hem ahireti berbat olur. O yüzden özellikle ve özellikle yuvanın yıkılmaması için ne fedakarlık gerekiyorsa yapmak lazım. Ne olursa olsun yani. Hele bu zamanda. Çünkü şu anda Çanakkale cephesi hepimizin yuvası. Her taraftan sarılmış, hücum ediliyor. Toplarla, tüfeklerle, helikopterlerle, havadan, karadan her taraftan sarılmış. Televizyon programları, bilmem şunlar bunlar, cep telefonları her tarafta, işten, sokaktan, her taraftan adeta bu kaleye bomba yağmuru yapılıyor. Şu anda yuvasını yıktırmadan bu mücadeleden, bu müsabakadan, bu dehşetli avcı hattından, bu dehşetli muharebeden kurtulan bir insan ahiretinde kurtarır dünyasında. Yeter ki o yuvayı yıktırmasın. Çünkü yuvalar Allah muhafaza çatır çatır gidiyor ya. 20 yıllık evliler bakıyorsun bir celsede 40 yıllık evli olup da ya 40 yıl bitmiş daha hani geriye ne kaldı? Yok herkes ikinci bahar, üçüncü bahar peşinde. Yıkılıp gidiyor Allah muhafaza. Ya. Yani değişik değişik böyle hücumlar doğrudan doğruya böyle işin kalbine, doğrudan doğruya işin ruhuna hücum ediliyor. Şimdi şu cesedin bütün organlarını bir arada tutan nedir? Ruhtur ya. Ruh çıktığı zaman hepsi darmadağın olup gidiyor. Kurda kuşa yem oluyor ya. Demek ki ailenin de bir arada tutulması, bir arada durması ailenin ruhu hükmünde olan iman esaslarına özellikle ve özellikle ahirete iman mevzuna bağlı. Ahirete iman çıktığı zaman kalplerden yıkılıp gidiyor. O yüzden aile fertlerinin iman hakikatlerine muhatap olması ne yapıyor? Adeta hamuru yumrukladıkça ne yapıyor? Böyle kıvama geldiği gibi aileyi öyle bir kıvama getiriyor ki daha ahiretteki cennetten evvel Cenab-ı Hak sana dünyada bir manevi cennet hem de maddi cennet ikisini beraber ikram ediyor, ihsan ediyor. O cennetten çıkıp da dışarıdaki günahların manevi cehennemine tevessül etmiyor insan.
onlara ne yapmıyor? Meyletmiyor. Onların peşinden gitmeye ihtiyaç hissetmiyor. Niye? Zaten onun yuvası ona, değil mi? Her türlü bir cennet hükmüne geçmiş. İşte iman-ı haşrinin yüzer neticesinden biri hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye taalluk eder. Ahirete imanın yüzlerce neticelerinden bir tanesi de değil mi? İnsanların sosyal hayatlarını bir arada tutuyor. Sosyal hayatı ayakta tutan bir ruhmuş. Ve bu tek neticenin de yüzer cihetinden ve faydalarından mezkûr dört delile sairleri kıyas edilirse anlaşılır ki hakikat-ı haşriyenin tahakkuku ve vukuu insaniyetin ulvi hakikati ve külli haceti derecesinde kat'idir. Belki insanın midesindeki ihtiyacın vücudu taamların vücuduna delalet ve şehadetinden daha zahirdir ve daha ziyade tahakkukunu bildirir. Şimdi insanın midesindeki açlık rızıkların, taamların varlığına delilmiş. Biz hiçbir rızkı, taamı görmesek mideyi bildiğimizde o midenin acıkması bu taamların, rızıkların varlığına delil. Çünkü rızık diye bir şey olmasaydı mide neye acıkacaktı? Neyi isteyecekti? Neyi arzu edecekti? Ha, demek oradaki o açlık adeta rızık tarafından tamamlanıyor ve mide onunla ihtiyacını karşılıyor. Aynı onun gibi iman ve iman hakikatleri. Özellikle Allah'a iman ve ahirete iman. İnsaniyet mide-i kübrasının ihtiyacını karşılıyormuş. Rızkı alsan mide midelikten çıkar mı? Mide olmaz o. Aynı onun gibi insandan iman ve imanın neticelerini alsan geriye ne kalıyor? Bak şimdi söyleyecek. Ve eğer bu hakikat-ı haşriyenin neticeleri insaniyetten çıksa o çok ehemmiyetli ve yüksek ve hayattar olan insaniyet mahiyeti murdar ve mikrop yuvası bir laşe hükmüne sükut edeceğini ispat eder. Leş gibi oluyor o zaman. Niye? Çünkü bir insan ahireti için değil mi? Hanımına sabrediyor. Ahireti için evladına sabrediyor. Evlat ahireti için babasına hürmet ediyor. Ahireti için. Ahireti çektiniz. Ne için? Geriye hiçbir şey kalmıyor. Evlat diyor ki ya ben diyor gençliğimi size hizmet ederek mi geçireceğim? Defolun gidin diyor bu sefer. Baba bu sefer diyor ki ya ben size hizmetkar mı olacağım deyip evi terk ediyor. Hanım bu sefer diyor ki ya ben diyor bu dünyaya bir kere geldim. Hayatımı seninle mi geçireceğim? Bak hep nedir? Dünyalık hedefler için yuvalar yıkılıp gidiyor. Niye? Çünkü her şeyin temeli olan, her şeyin, bütün hislerin, duyguların, insani latifelerin, istidatların temeli olan, sebebi olan en büyük temel yıkılıveriyor. Geriye ne kaldı? Sen merhamet et, sen de hürmet et. Niye? Öylesine işte. Sabret. Aman yuvayı yıkmayın. Niye? Sebep ne yani? Evet bak ne yapıyor bu sefer? Ben hayattan daha çok lezzet almak, hayatta daha çok keyif etmek, daha çok değil mi haramlara, günahlara girip de rahatça, serbestçe her türlü süfliyatı işleyebilmek için ne yapıyor bu sefer? Tüm bağları koparıyor, aile bağlarını yıkıveriyor. Hayvani arzularının, hayvani hislerinin peşinde adeta insani duyguların tamamını paramparça edip paralıyor. Geriye mikrop yuvası bir leş diyor yani. İmanı çektiğin zaman nasıl adamın ruhunu çekince geriye ne kalıyor? Leş kalıyor değil mi? Ceset leş ya. İşte insaniyetin ruhu, toplumun ruhu, ailenin ruhu iman hakikatleriymiş. Ancak Allah için muhabbet olursa, ahiret için muhabbet olursa o yuva cennet hayatına dönüyor. Yoksa şimdi bir abimiz anlattı. Diyor ki bizim damatla gelin diyor. İkisi de diyor beraber işte evlilikten önce bir işe girmişler. Sonra da evlilik öncesi oturup hedef tayin etmişler kendilerine. İşte ilk 3 yılda bir daire almamız lazım. İkinci 3 yılda işte bir araba almamız lazım. Üçüncü 3 yılda işte çalışalım, yemeyelim, içmeyelim, uğraşalım. İkinci bir daire alalım, onun da kirasını alalım. Şöyle böyle falan diyor. Sonra devam etti. Diyor ki tatile gelmişlerdi diyor. Bir de diyor arkasından deprem haberi geldi. Bütün 20 yıllık bütün hasılatları yerle bir. Bir günde hepsi yerle bir oldu. Şimdi onların yuvasını ayakta tutan hedefleri, gayeleri, o daireleri, evleri, hayalleri hepsi birden ne oldu? Yıkıldı gitti. Ne oldu? 20 yıllık hayat şöyle değil mi? Bir kağıt parçası gibi buruşturup çöpe atıldı. Hepsinin neticesi zayi oldu gitti. Şimdi eğer hedefe ahirette ebedi bir saadeti imar etmeyi, sonsuz bir beraberliği, ahiretteki sonsuz köşkleri imar etmeyi alsaydı yıkılmaz bir hedef. Hem de bitmez, sönmez, son bulmaz, yıkılmaz, çözülmez, dağılmaz bir hedef. Onun üzerine yaptığı bina asla yıkılmayacak. O hedefe doğru giden yollar asla ayrılmayacak, ümitler sönmeyecek. Ama dünyalık hedefler bugün var, yarın yok. Çünkü insan bir de ulaştığı her şeyi tüketen bir varlık.
ulaştıktan sonra artık onun bir kıymeti kalmıyor. Evlenirken diyor bir kilim yeter diye evlendik diyor. Şimdi diyor niye yeni model mobilyalar yok diye ayrılıyoruz diyor. Böyle oluyor. Hep ulaştıkça üstüne çıkıyor. Daha yukarıya, daha yukarı, daha yukarı. Ne var? Mutlu olmak için devamlı moda, fantazi, görenek belası falancaları almış. Biz nasıl alamayız? Bizim onlardan eksik kalan ne tarafımız var? Benim talihim olsaydı sana düşmezdim. Hep ne yapıyor bu sefer? Değil mi? Allah muhafaza. Yuvalar yerle bir olup gidiyor. Niye? Çünkü biz nerede arıyoruz huzuru? Dünyada arıyoruz. Dünyalıklarda arıyoruz. Ha, bir de Allah'ın huzurunda beni o mutlu edecek diye. Öyle ya, bana o huzur verecek diye Allah'ın huzurunda başkalarından huzur bekliyoruz. Allah da bizim huzur beklediklerimizin eliyle bizi şamar olanına çeviriyor. Sen misin bundan huzur bekleyen? Bundan mutluluk bekleyen? Beni mutlu edecek diye Allah'ın huzurunda mutluluğun, huzurun gerçek kaynağını unutup da sebeplere yapışıp Allah'ı unutan sen misin? Seni sevdiği için öyle ya, onun eliyle sana mutluluk verebilir. Verse bittin. Allah'ı komple unutacaksın. Bu sefer değil mi? Allah'ı sana unutturan şeylere tapacaksın yani. Ama Cenab-ı Hak ne yapıyor? Şefkatinden, merhametinden adeta senin değil mi? Allah dışında huzur beklediğin, mutluluk beklediğin mercilerden sana dünyayı zindana çeviriyor. Izdıraba çeviriyor. Şamar oğlanına çeviriyor ta ki seni onun elinden kurtarıp da zatından uzak düşürmemek, kendinden koparmamak için. Ha, demek temel nasıl atıldıysa temelin sonrası da öyle çıkıyor. Cenab-ı Hak hakiki manada Allah için yuvalar tesis edip Allah'a, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kul olacak, ümmet olacak nesiller yetiştirmek için. Çünkü ecdadımız bu niyetle, bu gayeyle bir araya gelmişler. Hepsinin niyetinde ne var? Ya Rabbi dinini ikame edecek, dinini ihya edecek nesiller yetiştirecek yuvalar kurmayı nasip et diye. Hep yalvarmışlar ya Rabbi bizim neslimizden kafir, zındık, din düşmanı getirme diye. En çok korktukları mesele bu olmuş. Beşerin idare ve ahlak ve içtimaiyatıyla çok alakadar olan içtimaiyun ve siyasiyun ve ahlakiyunların, psikologların, pedagogların, sosyologların kulakları çınlasın. Gelsinler bu boşluğu neyle doldurabilirler? Bir sürü aile uzmanları şunlar bunlar falan. Bizim bir abi var, aile uzmanı. İşte boşanmaya niyet eden ailelerle konuşuyor onlar, aralarını bulmaya çalışıyor. Kendi boşandı. Dedim ya, nasıl olacak dedim ya. Abi o başka, bu başka diyor. Şimdi durum böyle ya. Gelsinler bu boşluğu neyle doldurabilirler ve bu derin yaraları neyle tedavi edebilirler? Yani Kur'an'dan, imandan, ahiret imanından, Allah için yaşamaktan başka hangi sebep bu yuvayı ayakta tutabilir ya? Bu fırtınada nasıl dayanabilir? Nefislerin alevlendiği bir ortamda değil mi? Bu yuvanın yıkılmama ihtimali neyle mümkün ya?